Za uwe fluik ni maya nifta van ting ni kun ting nari tompaya katos ke akatos e konta lana werutasi za uwe fluik ni maya nifta van ting ni kun ting nari tompaya katos ke akatos e konta lana werutasi za uwe fluik ni maya nifta van ting ni kun ting nari tompaya katos ke akatos. Evet sevgili dostlarım, yeni Orkitim teknemizde maceralarımıza devam ediyoruz sevgili Kaan'la beraber. Teknemiz suya indikten sonra uzun zamandır görüştüğümüz ve beraber bir şeyler yapalım dedi. Canlı yayınlarda ve videolarda birçok abonemizin ya niye beraber bir şeyler yapmıyorsunuz gibi yan yana yakıştırıyorlardı çok fazla. Hepimiz birçoğunuz da takip ettiği, yakından tanıdığı sevgili Recai Başkan geldi teknemizi indirdikten sonra Adrasan'a. Balıktaysan Özgürsün kanalı birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Adrasan'da çok keyifli 3 gün geçirdik. Adrasan'da geçirdiğimiz bu 3 günü videosunu Recai Başkan'ın kanalında, Balıktaysan Özgürsün kanalında izleyebilirsiniz. O paylaştı çünkü. Bizim bu bölgede Adrasan'da çok fazla videomuz var zaten. Paylaşmadık bu videoyu. Biz Kaan'la beraber söz vermiştik Nail abiye. Nail abinin yanında Fethiye'ye doğru tırmanıyoruz şu an tekneyle. Arkada oltalarımız atılı. Trolling yapa yapa çok da acele etmeden Nail abimizin yanına gidiyoruz. Orada sevgili Ferdi var aynı zamanda. Onunla buluşacağız. Fethiye bölgesinde av yapacağız. Ondan sonra daha önce de bahsettiğim gibi Bozburun, Marmaris, Yukarıdoğru tırmanmamız devam edecek. Geçen hafta tekne tanıtım videomuzu yayınladık. Çok da ilgi gördü. Çok da güzel izlendi. İnsanlar çok da güzel, olumlu, pozitif yorumlar yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. Birçok kişiye de teşekkür etmiştim o videoda. Ama teşekkür etmeyi unuttuğum bir kişi var. Ona da ayrıca şimdi teşekkür etmek istiyorum. Teknemizin akülerini bize hediye eden sevgili Yiğit Akü, Fatih Yiğit'e ve Yiğit Akü'ye buradan ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen videoda aslında teşekkürlerimi iletirken o da aklımdaydı. Ama videoyu çekerken maalesef onu hatırlamamışız. Onu da buradan hatırlatmak istiyorum. Sağ olsun, sağ olsun. Yerli akü tercih etti. O da bize sağ olsun. Bu teknede dediğim gibi hediye etti aküleri. Hava bugün nefis, güzel bir hava var. İki tane rafalı attık, Magnum rafalı attık. Bir tane de pipet attık, canlı yem alırız diye çünkü notumuz var. Yolda hem avlana avlana hem sohbet, muhabbet Kaan'la beraber keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Dediğim gibi maceralarımız yeni başlıyor. Bundan sonra hiçbir yere ayrılmıyoruz. Orkidim teknemizle beraber tüm abonelerimiz, tüm ailelerimiz, avlarımız devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Evet Nail amcacığım, tekneyi sana getirdik test etmen için. Evet, zaten çıkar çıkmaz geleceğim demiştim. Evet, evet. El öpmeye getirdi su. Hemen getirdim. Göcek'te yakaladık Nail abiyi. İndik şöyle. Dedim bir bak bakalım nasıl gidiyor. Bakıyoruz. Nasıl buldun? Çok müthiş. Ha? Çok beğendim. Öncelikle tabii makyajına baktık. Çok güzel. Hı hı. Şimdi denize çıktık. Göcek'teyiz. Yani çok sert bir hava değil ama hafif çırpıntılı bir hava. Bakalım şimdi yavaş yavaş test edeceğiz. Sonra dalgalı yere de çıkacağız. Bizim büyük teknelerle kıyasladığını yerlilerle mukayese edemeyiz de. Biliyorsunuz başım ayış açtı. Benim küçük tekneyi satılığa çıkardım. Erdem Bey bize verirse bir tane tekne alacağız. Araya sokarsa, torpil yaparsa buradan. Evet. Tekne çok sessiz. Şu an yükleniyoruz. 24-25 knotlara çıkıyor tekne bir anda. Dinamikle kalkabiliyor ve yerli teknelerde olmadan önemli bir şey yapıyor. Tekneye istediğin gibi trim verebiliyorsun. Yerli teknelerde biliyorsunuz tekneyi karınlayamıyoruz dalgalara. Ve bunun çırpıntının içeriye gelmesine sebep veriyor. Teknede şu iş çok güzel. Perfekte hiç almıyor. Yani tekneyi istediğiniz gibi planinge kaldırabiliyorsunuz. Manevralar nasıl buldu? Çok güzel. Tam yolda alaman da yaptık. İskeleye sancak alamanda. Tekne bana mısın demiyor. Çok stabil, çok beğendim. Yapanların emeğine sağlık. Daha da sert havalarda deneyeceğiz biraz sonra. Bravo vallahi, bu kadar güzel beklemiyordum. Biz de bekledik Suat gibi biliyorsunuz hepimiz. İzleyiciler de. Ama herhalde beklediğimde değdi. Değdi abi. Valla ben de çok memnunum. Çok kemerden atlayıp geldik bugün. Sert havalarda da geldik. Otopilotta çok konforlu geldik. Yani benim büyük Amerikan teknesi var. Ondan şu ana kadar bir performansı gayet güzel. Hiç kafa vurmadı dalgalarda. Sertliği almadı. Biraz sonra dışarı çıkacağız. Dışarıda da sert havalarda da bir bakacağız. Ama zaten tekne kendini biner bilmez. Gazı verdiği zaman kendini belirliyor. Artık o kadar çok tekne kullandık. Pervane de değişecek abi. Aynen. Doğru, pervane olmaması yani lazım. Sessizliği, stabilizliği, vibrasyon yok bir kere. Hiç ayağımızın altında dalga vuruşu, motor vuruşu hiç yok. Bunlar zaten kafadan arttı. Şey de çok güzel, içilik de çok güzel.
yerli teknelerin en büyük eksikliği biricik. Evet. Yani biricik her şeyi yapıyor. Biricik şu anda bakıyorum. Biriciklerde bir hata bulamadım. Tabii evet. Burada sonradım çok. Evet arkadaşlar, Nail abiden 10 üzerinden kaç aldık duyuyoruz şimdi. 10. 10 verdi bize. 10 üzerinden 10 verdi. İnşallah kısmeti de bol olur. Güzel balıklar tutarlar. İnşallah. Yarın sabah gideceğiz buradan. Nereye gidiyorduk abi yarın sabah? Ekinciye gideceğiz. Ekinciye gidiyoruz. Ferdil dirim ile alıyoruz. Kırmızıya. İki gün kırmızılara koşuyoruz. Aynen orada 7-24 gece gündüz. Çünkü dedim Nail abi tekneye indireyim direkt yanındayım abi. Evet, sen bizi çok güzel ağırladın, misafir ettin. Rica ederiz. Dedim yeni teknemizde de biz seni misafir edelim, balığa gidelim. Evet. İnşallah kısmetli bir av olur. Yarın teknenin sabah erkenden çıkacağız. Teknenin de kısmetli iyi olur, evet. Şimdi akşam suyuna biz tabii yine dayanamadık. Evet, gülette oturuyorduk. Teşke yenge güzel güzel bize aşureler getiriyordu, yemekler getiriyordu ama biz dayanamadık. Çıkıp dedik biraz kolyozuz kumru yakalayalım. Sonra böyle bir dip veya akya falan bakalım. Belli mi olur? Akşam suyundayız. Her an her şey olabilir. Kaan hazırlıkları yapıyor. Liderleri bağlıyor. Sağlam balla Kaan kopmasın. Kaan devler senin, gelebiliyor. Kaan senin noktalara geldik. Senin nokta burası. Evet. Tam noktandayız. Kaan'ın işaret gücü diyemeyelim. Ama başlıyoruz şimdi. Biz oltaları alacağız Nail abiyle. Kamera tabii ki Kaan'a geçecek. Ondan sonra da avdayız. Haydi bize rast gelsin diyor. Herkese rast gelsin. Koyuyoruz abi. Koyuyoruz mu? Koyuyoruz yavrum. İşte o güzel. Atayım. Nereye aç livarı. Kaan. Açıyorum. Nail amca ne aldın ya? Vallahi bir şeyler aldık baksana. Nedir bunlar bakalım. Bunlar akya abi. Aa, sardalya. Aç 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 aç. Sardalya. Sardalya'yı buldum Nail abi. Sardalya bu ne? Koyuyoruz herhalde. Bu da sardalya tırsi. Daha iyi. Balığın en sevdiği şey. Yolda atladı. Dat abi. Evet, bana da atladılar. Bir tırsı tırsı yazdırmışız demek ki. Aradan şöyle birkaç tane büyük gelirse. Akşam suyuna şöyle kuzuya. Nail amcamla beraber. Hop oy oy. Anozların boyutlar güzel. Derinden de gelmedi bunlar. Benim ya anoz sürüsüne benziyor. Abi oho, anoz, altımız yazıyor. Anoz da çok güzel yem kırmızıya biliyorsun değil mi? Bilmiyorum ben mi? Sırf anozla avlanıyor bazıları trançeyi. Suat abi ekrana baksana nasıl yazıyor. Daimarin ya. Her yer balık. Daimarin ya. Bu sefer güzel balık geliyor. Daimarin bu ya. Tamam, akşam yani harbiden tamam. Şey ya. Tekne yemek yapmayın direkt. Yemekte anozluk var abi. Tamam, 1-0'dan büyüktür. Bu sefer kaan, büyük bir şey geliyor dedi. Kaan bunu kes. Lan bu ne Allah aşkına. Kaan koyma burayı Kaan. İğneden küçük balık gelmiş. Nail abi burayı hiç koymadım. Bak saldım ama balığı. Evet. Nail abi kendini açtı ya. Benim gibi adam balık saldı. Benden bulaş bir şey olmasın sana. Allah bir şeyler oldu. Yarın yakalayacağımız trançayı da salar mısın? Komik olma kuzen. Nail abi. Böyle güzel suda denizde olmak çok güzel bir şey değil mi? Güzel hava. Güzelliğe bakar mısın? Hava bir şey. Bedeli var mı sence? Yok. Seven için, sevmeyen için de. Çile mi? Çile. Bazen balı arkadaşlarımız geliyor. Hani. Sıkıldım diyor. Bilmem ne diyor. Çok iyiydi bu be. Belki güzel bir kolyo sürüsüne denk geldi. Ne yapalım? Yok gel gitmemiş. Bana yüzüyor. Bu güzel iri bir yem bu. Yukarı bu yüzüyor. Aradığımız yem bu abi. Aradığımız yem bu. Yukarıda mı geldi? Geliyor. Bence palamut o. Aradığımız yem bu. Bak 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 bak. Oy, oy maşallah tırsı. Bak 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 aradığımız yem bu. Tut kamış tut bir yanda. Ha? Yukarıda mı geldi? Ey maşallah. Öf işte bunu arıyoruz be. İşte aynen. İşte aynen. Bunu arıyoruz be. Gel. İşte bunu arıyoruz. Dibe yapışmış abi bak. Dibe miydi? Ha? Bak bak bak. İşte bu da gitti. Bu gitmişti geçen bu da gitti. Bırakacağım bu balıkçılığı sonunda be. Ha? Ne tırsıydı onlar be. Ah. Çok abi hareketliler. İki tırsı iki akya. Nerede akya? Oy maşallah. Ah parmak. Kefal gibi. Şeyler çok iyi ya. Tak bakalım. Ha? Buyurun. Dur abi seninki takayım önce ver. Buyurun. Dur. Ah. Tırsiler akşam akşam nereden böyle heyecanlandırdı bizi. Ha, biz de beklemiyorduk böyle bir tırsı abi. Valla piyangodan çıktı. İnşallah her şeyde bir hayır vardır. Kolyoz ararken. Çok da diriler. Diri olmaları da çok iyi. Diri olmaları da çok iyi.
çek. Atabilirsin. Çok güzel. Nasıl yüzüyor? Çok güzel. Tamam. Otara gitmesin. Gitti abi lan gibi. Tamam. Nail abi. Ben ilk takımı attım. Nasıl gelsin? Sağ ol. Gemler çok iyi. Eğer balık varsa almamamız imkansız burada. Güzel bir tranca taşına indiriyoruz. 168 metre. Yazıyor mu yem? Biraz yazıyor. Vallahi yemlerim çok güzel abi, onu söyleyebilirim. Aşağısı da fena değil. Aşağısı da fena değil. Yani bu saatte bu yemi kim gönderecek onlara abi? Ben eşem. Sevgili dostlarım, neredeyiz? Nail abiyle beraber Ferdi'nin yanına geleceğimize söz vermiştik. Atladık, Ferdi kardeşimizi de aldık. Sabah yemleri toplamaya geldik. Çatır çutur yiyorlar. Ben limandan kepçeyle yavru balıklar topladım. Canlı balıkla gopez avlıyorum. Gopez avcılığında yeni bir boyut kazandırdım bugün. Yalnız patır kütür benim şeyleri yiyorlar. Canlı ufakları. Çimçim karides getirmiş Ferdi de. Şimdi biraz yem toplayacağız. Gopez alacağız. Ondan sonra da kırmızı balıkların peşine düşeceğiz burada. Ferdi bu akşam kalamar yakalamamız lazım. Bu akşam alırız abi kalamarı ya. Bu akşam yok. Kalamar evet, yakalayıp. Ferdi ikinci koyundayız. Evet, ikinci koyundayız. Yan tarafımız dalyan. Ama evet. Çok güzel. Ama nefis. Vay 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 vay. Yemler şu arada nefis. Da bunu gösterelim. Dün akşam da Çapali'de gelen Tursi. Evet, onu da deneyeceğiz bugün. Ben. Yani Tursi'nin büyüklüğüne bakın. Çapali'ye geldi. Bunu dün akşam attık ama bununla bir şey alamadık. Vallahi abi bugünlerde bazı balıklarda bir sıkıntı var ama şunu da söyleyeyim. Bazen ara ara devasalar geliyor. İşte geçen gün biz kamışı patlattık. İğneyi patlattık. Kamışı nasıl kırdın ya Ferdi? Sorma abi. Onu ha? Ya ben ilk defa böyle büyük bir balıkla karşılaştım yani. Öyle bir büyük balıkla vallahi karşılaşmak. Bizim şeyler çimçim karidesi hiç ki acayip vallahi iş yapıyor bizim. Vallahi yapıyor mu iş şu an? Yuvarı çeker misin süper iş yapıyor. Aha. Ne bu? Kaya buldu. Güzel bir orson gillerden aslında ama. Abi bizim burada ne diyorlar bile ona biliyor musun? Lavuz'un amcaoğlu. Aynen. Yem olur mu kırmızıya? Aynen yapıyor abi. Civarda yürüsün biraz o. Suat abi. Ha? Burada da mı buldun? Ya buldu beni yine. Babam buldu beni yine. O mu buldu seni ben mi onu buldun acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum biz her yerde birbirimizi buluyoruz, buluşuyoruz. Pardon atma. Attı be. Evet Suat abi. Evet. Buyurun benim buradayım. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum sence? Ne yaparız Suat ne yapar? Balık yakalamaya çalışıyorum. Yemlerimizi aldık. Divarı görüyorsunuzdur o açıdan tahmin ediyorum. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Tamam. Şimdi noktamıza geldik. 3 takım yapacağız. 3 takım yapacağız. Zaten 3 takımız. Nail abi Galatasaraylı. Övünmek gibi olmasın. Ferdi Beşiktaşlı. Evet. Dost var, düşman var. Ferdi Fenerli, gel kardeşim. Fenerliyim ben. Koyu Fenerli Ferdi, aslan kardeşim. Ben de Fenerliyim. Kaan Beşiktaşlıydı ya, ben karıştırdım. Evet. Ondan sonra. Böyle bir challenge yapıyoruz bugün. Sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi takımları henüz bağlayamadığımız için daha olta indiremedik. Ama özeniyoruz takımlarımıza. Dur, bir yem ben, alacağım bir tane. Hala bir yem alacak. İşte en heyecanlı an. Şey nerede bizim? Acaba tercihini neyden yana kullanacak? Her belki de en kritik an bu. Şu senin bir tane ufak kepçe vardı. Var. Ne orada orada. Her şeyimiz var orkitim bir de her şey. Ne seçeyim sana abi? Ne vereyim abime? Sok abi şurada bir tane benim tuttuğum büyük şey vardı. Ne vereyim abime? Kupes vardı bir tane. Evet. Ne vereyim abime? Şöyle harmanlıyorum abi. Vay vay bak bakalım balıkçılar abi. Gibisin ha. Ha? Balıkçılar gibisin. Ha? Ne vereyim abime? Hayır abi, hayır, nasıl takıyorsun? Kaptı. Kupesi kaptı. Burundan takacak büyük ihtimal. Ağız içi yaptı. Değişik bir stil. Herkesin bir stili var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane de hırsız takacağız. Gördüğünüz gibi. Attık. Rast gelsin. Evet, herkese rast gelsin. Nail abi ilk oltayı attı, ilk balığı da o alacak herhalde. Vay 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 Nail baba. Ustalar indirmeden ben hemen aradan sıyrılmaya çalışıyorum. Ferdi zaten bölgenin alt kahramanı. Ya şimdi önceliği size tanıdım.
Ama nerede az solistler sonradan çıkar sahneye. Nerede başladı meşhur konuşmalarına? Canlı her zaman heyecanlı. Bir olsun bizim olsun. Bir olsun bizim olsun. Yürü be Ferdi be, yürü be. Kim tutar seni be? Bunlar bağlayana kadar takıma. Benim indirmem lazım. Peki Nail abi, tuttuğumuz balıkları salıyor muyuz? Ha, tövbe de ya. En canlarınızı da koyalım. Tövbe de ya. Yok arkadaş, salmak malmak yok. Abi baştan soru sana ben. Çok zor yerden geldi. Yo, benim için çok kolay. Onu da Suat düşünsün. Nail abi tehdit ediyor beni arkadaşlar. Onu buletten alırken dedi ki balığı salacaksak ben gelmeyeyim. Bu kadar yol geldik. Sabahın 5'inde çıktık. Zifir karanlıkta geldik buralara. Radarla geldik. Kör. Kör uçuş yaptık. Hava çok güzel şansımıza. Hava gerçekten harika yatır. Bugün. Sabah da çok sert hava gelecek. Sertti hava, evet. Kaç metreye geldik be? Evet, deko iğnelerimiz hazır arkadaşlar. Akıntı var abi, galiba. 129 metredeyiz. 130 metredeyiz. Çok güzel. Yer kekomo. Layvanın çatısıdır yazıyor. Suat abi. Evet. Seni çok rahatsız etmezsem şuradan bir yem alabilir miyim? Ne demek kardeşim? Senin ne yem tercih edeceğini heyecanla bekliyoruz. Tut verdi, benim tuttuğum küpeslerden al. Yabancısın sen, al al. Kendi kupesin gibi kullan. Kendi kupesin gibi kullan dedi. Tamam. Neredeydi o bizim küçük süzgeç, şuradan. Ben takım bağlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Sen bağla abi, bağla. Nail abi. Sen kardeş takacaktın değil mi? Nail abi bağladım. Ne zaman alıyorsun abi? Şöyle. Baştan göstereyim o zaman. Baştan gösterelim. İğnelerimiz 6 numara decoy iğne. Hmm. Bizim kalamar takımlarında kırmızı yakalarken kullandığımız. Neden bu iğneyi kullanıyoruz? Şu damak yapısı biraz uzun bir iğne. Son derece ince. Ufak değil mi diyecekler ama ince olduğu için bu kırmızı balıkların damakları çok serttir arkadaşlar. Kalın iğne kullanırsanız çekerken yukarıda atar. İğne geçmez. O yüzden ince iğne kullanıyoruz damağa geçsin diye. Bunu bilgi olarak vereyim buradan. Şu deliğinden geçirdikten sonra şöyle bir halka yapıyorum. Şöyle bir halka yaptıktan sonra iğnenin üzerine şu şekilde dolayarak tan şöyle inci gibi doluyoruz. Nazara geldik galiba. Doluyoruz. Bir tane daha atayım son. Ondan sonra ilk ucunu çektiğimde bakın şöyle göstereceğim şimdi. Şöyle inci gibi bir düğüm oldu. Hemen takalım düğümümüzü. İyi, düğümümüzü oturtalım iyice. Evet, düğümümüz bu. Şöyle bir düğüm gördüğünüz gibi. Halkanın üzerine bağlamıyoruz çok biz. Direkt iğnenin gövdesine sarıyoruz düğümlerimizi. Halkanın üzerine bağladığımız düğümler genelde birbirini sıkan düğümler. Ve monofilamentler de kopabiliyor. Ben bunun üzerine bir tane daha hırsız yapacağım. Sen yem olarak ne kullandın Ferdi? Abi ben karides. Jumbo karides takıyorum. Şöyle... Ferdi paraya kıydı. Evet. Jumbo karidesten yana tercihini kullanmaya karar verdi. Evet. Görelim yemini Ferdi. Şöyle bir muhabbet. Yani paranla bulup yiyemiyorsun normalde. Abi ben... Ferdi... Bu ölü şu anda ama taze. Ben... Bunu... Ama canlı heyecanlı diyordun sen Ferdi. Abi bu zaten o önemli değil. Onu orada o tazeliğe bakar o. Tazede. Şimdi taze, birazdan... tazeye de bir slogan bulman lazım o zaman. Taze... Çok, çok bilmem. Abi ona bir slogan olmadı, bulacağım birazdan ama. Bu arada birazdan. Ben ikinci hırsız iğnemi bağlıyorum arkadaşlar. Onu da göstereyim. Onu beden üzerine iple bağlıyorum. Kalamar takımlarımızdan hatırlarsınız bu düğümü. Şu şekilde ipimizin fazlasını buraya alalım. Ondan sonra. Ve örmeye başlayalım. Neden böyle yapıyoruz? İkinci iğne gezerli olacak. Yani balığın boyuna göre istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ki gece kalamar yakalamak gibi bir niyetimiz var. Gece kalamar yakalarsak bu takımları yarın kalamarda da kullanacağız. Kalacağız mı kalamarları Ferdi? Abi kalamarın canını alacağız ya.
Yanına alacağız, çok yakışık bir şey bir kelime olmadı. Şık bir cümle yani, olmadı. Tutacağız. He, kalamar tutacağız. Grapsula bile var burada. Onu bile yakalayabiliriz. Her an her şey olabilir. Ferdi kendine güveniyor. Jumbo karidesi gönderdi. Nail abi gofeziyle şu an avda. Evet, gezerli takımımız sonlandı. Bu şekilde beden üzerinde gezebiliyor. Şöyle bir takım yaptık. Evet, acaba yem tercihi olarak ben ne yapacaktım? Ben de bilmiyordum tercihimin ne olduğunu. Ve bir anda onunla göz göze geldik. O anda. O an anlamıştım aradığım yemin olduğunu. Ne takıyorsun? Vay be, rengarenk. Genelde donarlı bir şey takıyorsun ha. Öyle olsun abi bugün. Olmaz mı? Olur, niye olmasın? Haydi bakalım koçum benim. Bugün nedense herkes gofes yakalarken bana bunlar geldi abi. Ben diyorum ki bu bir mesaj olabilir. Evet bak, bize hiç bir tane bile gelmedi Ferdi ile ilgili bize. Ben atçık yaptım bundan. Bence bu bir mesaj abi. Mesaj. Mesaj. Rast gelsin. Bunun gelmesi bir tesadüf değil bence sevgili dostlar. Bu bir trança olabilir çünkü şu an. Her çeşit yem attık aşağıya. Bir jumbo karides, bir gofes, bir de ne? Valın ismi, ben tanımıyorum, ismini bilmiyorum. Lauzun amcaoğlu. Lauzun amcaoğlu. Rengarenk bir şey. Tanımlanamayan bir cisim. Bu sularda çok var. Üç olta suda abi. Şansımız var yani. Evet, aşağısı yem kaynıyor. Sıram senin dedim. Vurt asmayı abi, vurt asmayı. Vurt asmayı Nail abi. Vurt asmayı. Vurt asmayı Nail baba. Baba. Güzel akışında. Harika, abi. Harika abi. Devam, boşluk verme Nail abim. O iş bende. Ben de aldım. Hadi ya. Hadi bir de ben de alayım var ya. Ha, aldın mı? Aldı. Evet. Aldı. Aha, double strike olur mu dedik, oldu. Ha? Taktın mı? Nereye geçti abi? Nereye büyük bir şey. Ha? Kayarken taşa geçmiştir o. Emin misiniz? Balık mı? Kopmuş da olabilir balık. Evet. Ha? Kafa atışı var mıydı? Vardı abi. Bir dakika. Dur abi sen. Kepçe nerede? Kepçeyle alalım balığı onları. Evet ha. Kepçeyi hazırlasa. Evet Nail abi, duygularını alayım. Vallahi güzel oldu. Sabahtan beri arıyorduk. Evet. Yanlı kupes. Çok büyük bir şey değil herhalde. Bir yere geçtim. Fena ya. Değil. Heh, fena değil. Kilo üstü yani. O bayağı, kilonun bayağı üstünde ben diye görüyorum. Hı-hı. Ama teknenin ilk balığı olması açısından manevi evet. Değeri çok büyük. Manevi değeri büyük. Trofesi olabilir abi. Tekne lambuka aldı. 3 kilo. En büyük balığı şu an 3 kilo Adrasan'da. Yanında aldı bir tane. Laos. Bir tane girdi. Girdi ama. Kahverengi bir şey girdi. Allah Allah. O kırmızı evet. Ya. Ne girdi? Ya kırmızı değil ya. Evet. Gri ben ya. Rengi gördüm. Kırmızı abi, kırmızı balık o. Kırmızı değil mi abi? Kim dedi ya? Kırmızı abi. Kırmızı. Biz. Lipsos. Lipsos. Seni de yakalamışım. Ha? Seni de yakalamışım. Seni de yakalamışım abi. Ne var ne yok yakalamışsın Nail abi. Oo, aman Lipsos'a basmayın. Güzel Lipsos. Demek ki burası full kayalık. Evet abi full kayalık. En büyük tuttuğum en büyük Lipsos oldu. Nasıl namussuz kafa atıyor be. Bırakıyorum. Olur abi. İki adım geri. İlakisi de çok güzel olur onun. İlakisi, çorbası. Bir güneşte göster zaten. Artık geçmiyor. Yaşasın biraz. Belki ilerleyen saatlerde Nail abi vicdana gelir. Ya. Ne gerek var çorbaya filakiyeden? Satalım der. Bu kadar aç var burada be. Bırakılır mı der? Bırakılır mı be? Satalım ya, satalım. Ağzından satalım aman çıktı abi, duyduk. Ne diyorsun? Şeytan doldurur, yapma. Sen de var ya, ağzımızdan yanlış bir şey çıksa yakacağım bizi direkt.
Allah'ım. Nail abi kaptın balığı. Sıramı sana verdim demiştim. Sıra bende şimdi. Tamam, verdim sırayı sana. Yalnız bu oltası takılı, şeyin onu almamız ben lazım. Üzerine döneceğiz onun biraz. Bayağı. Hadi Nail abi bir de tranca. Niye olmasın? Gopez olmaz bu iş. Şeyle, niye olmasın? Bir sözle olmaz, kapatamayız gülüm. Ben bir kapalı tranca bekliyorum. Kolyoz Gopez'e karşı. Ben bu... ölü kolyoz attım arkadaşlar. Nail abiyle terdi, canlı Gopez attı. Hayır, benimki Gopez Jumbo kardeşleri çektim, ben yedim çiğ çiğ. Dayanamadım daha fazla. Vallahi yedi çiğ çiğ ya. Abi süper. Kameraya bile yetişemedim, o kadar hızlı aslında yedi. Aslında bak, soya sosu var, hiç aklımıza gelmedi. Sosla biz, da yiyebilir. Biz yemeyelim diye sosa da atmadı. Çıl hatır utur götürdü. Abi benim balıklardan neyim eksik? Onlar yiyorsa ben de yerim yani. Ama baştan beri dedik, kıyım onlara dedik. Koydun, biz yiyeceğiz dedik. Sonra dayanamadım. Baktım ucundan kemirmiş artık balık. Bunlar gidici. Dedim götüreyim ben onu. Jumbolar da iki tanesi yarım kilo gelir ha. Neyse, Suat içti kalkını doldurdu. Şu trançalar bize kaldı. Aynen öyle abi. Neyse, siz trançaları yiyin. Ben lipsozu yiyeyim. Benimki garanti livarda. Ne oldu ya? Salmadın değil mi onu kaşla göz arası? Hiç görmüyor mu baba orada? Çak söylemedin değil mi Kaan? Sağın solu belli olmaz. Sallar malar. Evet, balı canlıydı. Sen tekneden indin gün başlayacağım salmaya abi. Yarışmada salacağım balıkları, orkinosları. Evet. Yapma ya. Salacağız abi. Biz sana boş bir iğne uzatalım, sen bizim iğneye bağla. Sabır, hava güzel, deniz güzel. Muhabbet güzel. Muhabbet güzel. Tekne güzel. Tekne çok güzel. Tekne harika ya. Tekne güzel, çok güzel. Nail abim 10 üzerinden 10 verdi, kaptık puanları. Güzel tekne. Kaan da bizi besliyor arada. Kaan besle bize, doyur bizi Kaan. Tamam abi. Biliyorsun doyur bizi, Nail amca vardı. Hem kameraman, hem aşçı, hem temizlikçi. Kaan. Bilmiyor. Bu da mı gol değil? He? Bu da mı gol değil? Lojistik hizmetlerde. Gereken her şeyi yapan insan. İyi çocuk, o çocuk da Beşiktaş'tı işte. Kamera arkasındaki kahraman. Nail abi günaydın. Günaydın. Rahat uyuyabildin mi akşam abi? Of, orkidimde fosur fosur uyumuşuz valla. Senin tekneler kadar konforlu olmasa da 3 kişi rahat rahat sığdık, uyuduk değil mi? Çok güzel uyuduk. Biraz kalamar baktık ama yoktu şansımıza kalamar. Evet, kalamar olaydı fena olacaktı abi. Neyse, canlılarımız var dünden tuttuğumuz. Evet. Bir daha deneyeceğiz. Kırmızıya devam. Yem tutmakla uğraşmayacağız bu sabah. Yemimiz var. Yuvarımız çalıştı bütün gece. Evet, yemlerimiz sağlam. Biraz önce incirlere dalıyordun abi, gördün. Valla uzun zaman olmuş dalından incir yemeyeli. Çok da lezzetliler. Evet. Her evet. Yer incir ağacı. Aa, küçük fakat baksana, çok lezzetli. Patlamışlar. Evet. Götürelim bir tane o zaman şuradan. Uzun zaman olmuş, böyle dalından yemiyorduk. Hı. Çok lezzetli. Evet, orkidim de burada. Ekincik koyundayız. Sevgili dostlar. Ferdi'yi bekliyoruz sabah 6 saat. Ferdi gelecek ve balığımıza çıkacağız. Yemlerimiz var. Dün akşamdan, dünden kalan yemlerimizi livarda yaşattık. O yüzden yem tutmakla uğraşmayacağız. Dün güzel bir tane lipsos aldık. İzlediniz zaten. Bugün bakalım işte, bugün niyette güzel bir tranca, sinerit, kırmızı bir balık var. Kısmet tabii bu işler. Hava da güzel. Ekincik çok güzel bir yer. Ferdi'nin yaşadığı yer. Çok da güzel bir limanı var. Karşı tarafta da bir tane marinası var. Tesis falan var orada. Burada da insanların yüzdüğü plajı ve restoranları var. Böyle yeşillikle doğanın buluştuğu, denizinin ve balığının güzel olduğu. Bakir, Adrasan'ın eski zamanlarını hatırlattı bana. Adrasan şimdi çok doldu çünkü. Çok keyifli bir yer, güzel bir yer. Birazdan balığa çıkıyoruz. Avda olacağız. Keyifli vakit geçirmek olacak amacımız. Bugün avı sonlandırıp Göce'ye dönüp tekneyle Nail abiyi bırakıp ondan sonra biz Bozburun tarafına doğru, yeni avlara doğru devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın dediğim gibi. Güzel avları kovalıyor olacağız birazdan. Günaydın Ferdi. Günaydın abi. Teknen de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Küçük kardeşim bunun. Evet. Bugün kendi teknenle. Kendi teknenle mi geliyorsun? Çift tekne gidelim abi ya. Seagull gitsin denizde. Hadi bakalım. İyi tamam. Çıkalım. Çok ufak yürürsen biz seni bekliyoruz orada. Evet evet. Biliyorum 6 abi. Dedik saat 7'ye 20 var. Balıkçılara uğradım. Balıkçılara uğradım da. Alabildin mi? Onlar ikisi paragatçımış. Ağ atmamışlar aydan dolayı. Canlı karides bulamadım bu sefer. Yapma ya. Akşamdan kalan yemler var. Yapacak bir şey yok. Yem tutacak mısın sen? Hayır. Direkt şeye gidiyoruz yemle. Olanlarla. Olanlarla gideceğiz. Hadi sen önden şimdi git. Başka kayaya gidiyoruz. Hı. Biraz dün
gittiklerimizin biraz uzağına gideceğiz. Tamam. Orada bulup çapalayacağız. Orada zaten nasibimizi alacağız. Azar sen git, biz sana seni buluruz zaten. Tamam, beni bulursunuz. Sen git çapanı at o taşa, biz de geliyoruz okay. Atıyoruz. Tamam. Hadi. Oltan burada al. Sigalın da yanıyormuş be. He? Sigalın da yanıyor diyorum. Al. Sağ ol abi, teşekkür ederim ama sigal ya. Her zaman yanar ya. Git git, biterim ben seni. Yabancı git. Yabancı git. Abi kardeşim. Çok iyi tekne abi. Baksana çok güzel kalkıyor. Hafif de tekne. Günaydın Kaan. Evet abi. Evet. Kamerana el koydum sabahtan beri. Ben de çalışıyorum abi. Çalış çalış. Kaan çalışıyor. Kahvaltı hazırlıkları yapıyor. Birazdan kahvaltımızı yapıp ondan sonra devam ediyoruz yolumuza. Evet Nail abi. Bugün mü İsmet? O gün bugün. Bugün bugün diyorsun. Hayat bir gün o gün bugün derler ya, günlere, öyle bir şey bu. Günlere yasıldık. Bugün de bala. Hadi o zaman bakalım, çıkalım. Hadi. Nail amca. Yes. İki sigal denizdeyiz. Sigalın arasında ne istersen olurmuş. Öyle mi olur? Evet, ne istiyoruz o zaman? Balık. Evet. Güzel bir balık istiyoruz bugün. Az gelsin abi bize. Hadi bakalım, Ferdi'yi takipteyiz. Nail abi attı. Attı da. Az gelsin. Sen demir atmadın. He? Attım. Atmadın abi, kayıyorum. O mu atmadı? O atmadı. Demir atmamış. O ne yapıyor? Gitmiyor. Suat abi mi? Evet Kaan. Hedefinde ne var? Hedefimde her zamanki gibi küçük minnacık bir yavru balık var. Anlaştık. 5 kilo üstü. Güzel olur. Bence güzel olur. Nerede jip mi yapacak? Jipsoz yalnız başına sıkıldı şu an. Evet. Dolapta. Nailen cam akşam açız dedi. Gulette yiyecek bir şey yok dedi. Vallahi iki gündür şeydeyiz. Neredeyiz? Balık turundayız. Seferdeyiz. Grisini yemekten içi kurudu. Abi ne grisini yiyoruz? Kaan'la biz diyetteyiz abi. Yapacak bir şey yok. Ben değilim. Bir sahibi umduğun dil buldun yermiş Nail abi. Neyse akşama balık yeriz Nail abi. Nasip. En kötü yemleri yiyeceğiz. Kıvar canavar gibi balıkları öldürmemiş, iki gündür yaşatıyor be. Ya çalışıyor maşallah ya. Hacim büyük olunca rahat yüzüyor bir şey. Zaten. Vur tasmayı, Ferdi de burada. Geliyor. Jik atacak. Ferdi bugün ben jik yapacağım dedi. Canlı yem jike karşı. Sevgili dostlarım dip. Oldukça zayıf bir tane lipsöz aldık ama onun dışında hiç balık yazdıramadık doğrusu. O yüzden de yüzey avcılığı yapa yapa zaten Nail abi geri bırakacak göceğe. Göceğe doğru geri dönüyoruz şimdi. Bir tane rafala ile iki tane palamut attık. Palamut alırsak tunatükte yaşatıp böyle kafalarda köşelerde akyeye bakacağız. Bir tane de iri rafalamız var. Ona da yolda albakor veya herhangi bir şey orkinos gibi çarşıya oturabilir. Şimdi rotamız göcek. Göcek'te Nail abiyi bırakıp avlarımıza devam edeceğiz. Şeyden bu kadar, bu taraftan bu kadar mı diyoruz? Evet. Allah'tan ümit kesilmez. Yani. Balık her zaman, her an her şey olabilir. Oltalar suda olduğu sürece ümit vardır. Hadi bakalım diyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, Göcek'teyiz. Sevgili Nail abimizi geldik, Gulet'inde tatil yapıyordu. Aldık, balık deyince zaten bizi kırmadı. O da zaten razıymış dünden. Beraber gittik ikinci koyunda Ferdi ile beraber. İki gün güzel vakit geçirdik, av yaptık. Yem balıkları yakaladık. Bir tane
Lipsos denk geldi. Evet. Nail abiye nasip oldu bugün. Ondan sonra geldik. Nail abiyi şimdi guletine bırakıp biz Kaan'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Yolculuğumuz yeni başladı. Nail abime de tekne bitince geleceğim, ben seni balığa götüreceğim diye söz vermiştim. Bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğundayız. Aynı zamanda biz Didim tarafına ve Teos tarafına gideceğiz. Orada dev orkinoslar var. Bizim 50'lik ekürekler var ama Nail abi dedim çok daha büyükleriyle geçen sene mücadele ettik. 2,5 saat mücadele takımlar patladı. Nail abi de bize bir tane böyle aslan parçası verdi. 80'lik. 80'lik bir makine. Büyük bir 80'lik, kemikli. 3 vitesli. 3 vitesli. Ondan sonra güzel de bir kamışımız vardı Fen'in. Kullanmadığımız eğri boyun dediğimiz tam böyle dev orkinosların ağzına layık sıfırda niçinamız vardı. Biz kullanmıyorduk. Evet. Suat ben mücadeleye gideceğim deyince al dedik. Tamam, seni de bekleriz abi. Biz de geleceğiz zaten, yarışmalardayız. Biz de gideceğiz. Evet. İnşallah ref gelir, güzel balıklar tutar. İnşallah. Bu desteklerimizi tutamadık ama iki gün çok güzel vakit geçirdik. Denizde yattık, kalktık, yüzdük, balık tuttuk. Evet. Konuştuk 3-5 kişiyle de evet. Zayıf balık zayıfmış yine. Evet, yemiyormuş balık. Biz yine bir tane lipsozu aldık. Evet. Şimdi Nail amcamı guletine uğurluyoruz. Ondan sonra zaten önümüzdeki günlerde beraber oluruz yine. Evet. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum kendisine. Biz de teşekkür ediyoruz. Teknesine tekrar hayırlı olsun diyoruz. Takım için de teşekkür ediyoruz. Bol keyifler. Tuttuğumuz ilk orkinosa senin adını vereceğiz. Nail Turan. Nail Turan orkinosu. Eyvallah. Burada bu videomuzu da kapatıyoruz sevgili arkadaşlar. Orki teknemizde maceralar devam ediyor. Daha çok yeni başladık. Geçen hafta Recai Başkan'la başladık. Sonra Nail abiyle. Tabii misafir olmak isteyen, gelmek, bizde balık yakalamak isteyen bir sürü dostlarımız var. Uzun süredir kimseyi ağırlayamıyoruz kendi teknemiz olduğu için. Bu arada bu dönem dönem insanlar da bize ziyarete gelecek. Onlarla beraber de av yapacağız. Burada kapatıyorum dediğim gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.